Değerli Vav TV izleyicileri, hayırlı günler diliyorum. Son davetteyiz. Allah'a hamd, Resul-i Ekrem Efendimiz'e salatü selam ile her hafta olduğu gibi bu akşamki son davette de yine birlikteyiz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Evleriniz bereketli, geceleriniz, günleriniz aydınlık olsun inşallah. Tabii biz İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamı başladığından bu yana bütün programlarımızda Gazze'yi konuşuyoruz. Yahudileri konuşuyoruz. Bu hadisenin farklı boyutlarını konuşuyoruz, konuşmaya çalışıyoruz. Muhtelif konuklarla bunları yaptık. Aşağı yukarı 8-9 program yaptık. 9 programı da geçti hatta şu anda belki. Bu akşam da yine bu konuya devam ediyoruz. Çünkü Gazze'de katliam devam ederken başka konuları ele almayı içimiz doğrusu el vermiyor. Kanal yönetimimiz de sağ olsunlar bu konudaki hassasiyeti sıcak tutmak istiyorlar. Bu konunun insanımıza, vatandaşlarımızda bir şuur oluşturması, işin teolojik, teopolitik boyutlarının da bilinmesi gerektiği yönünde bir hassasiyet var. Biz de kendilerine teşekkür ediyoruz. Gerçekten önemli bir hassasiyet bu. Bu akşam tabii meselenin aslında televizyonlarda çok da fazla konuşulmayan ama çok önemli bir boyutunu yine konuşacağız. Biraz belki güncelle doğrudan bağlantılı değil ama güncelin arka planını oluşturan bir yönü bu. Kur'an-ı Kerim'de ve sünnette, hadislerde Yahudilerin ve İsrailoğullarının temel karakteristik özelliklerini bu akşam konuşmak istiyoruz. Ayetler ve hadisler ışığında daha ziyade Kur'an-ı Kerim üzerinden gideceğiz. Tabii pek çok karakteristikleri var aslında. Bazı hocalarımızın bazılarının söylentisine göre 50'nin üzerinde, 60'ın üzerinde karakteristik özellikleri var. Yahudilerin ve Ben İsrail'in Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde. Bunların büyük bir çoğunluğu tabiatıyla negatif özellikler. Biz de daha ziyade bu yönüyle ele alacağız. Ayetleri yorumlamaya çalışacağız. Dolayısıyla programımızda aslında bir dinler tarihi ve tefsir programı da olmuş olacak. Bir yönüyle hadis programı da olmuş olacak. Tabii güncelle de bağlantılarını kurmaya çalışacak bu yorumların zaman zaman mümkün olduğunca. Şimdi konu dinler tarihi deyince tabii hakikaten dinler tarihini bilmenin aslında dinin tarihi diyorum ben ona. Din var Hazreti Adem'den bu yana. Bütün peygamberlerin tebliğ ettiği dinin adı Eddin olan İslam'dır. Tarih içerisinde Yahudiler ve Hristiyanlar var ama Yahudilik ve Hristiyanlık diye birer din aslında Kur'an-ı Kerim'de pek de sözü edilmiyor. Ancak bunlar tabii bugünkü dinler tarihi perspektifinde, modern dinler tarihi perspektifinde ki oryantalizmle birlikte, aydınlanma dönemiyle birlikte sosyal bilimlerin gelişmesiyle batıda geliştirilmiş bir disiplin aslında. Dolayısıyla onların tabirleri, onların tasnifleri çok da bizi ilgilendirmiyor ama bugün okutuyor tabii ilahiyat fakültelerinde bunlar okutuluyor. Dolayısıyla sahih bir dinler tarihi perspektifinin de bilinmesinde fayda vardır. Bunun da en önemli yapabileceğimiz yer Kur'an-ı Kerim ve sünnet-i seniyyedir. Ve İslam alimlerinin söylediği bir takım bilgiler verdiği bilgilerdir. Tabii bu deyince aslında bizim aklımıza yine bir İsrailiyat olgusu geliyor, Mesihiyat olgusu geliyor. İsrailiyat dediğimiz şey bilgiler aslında İslam kaynaklarına girmiş, Yahudilikten ve Hristiyanlıktan gelmiş. Bizim kaynaklarımızda tefsir, hadis kısmen, işte tarih, tabakat kitaplarımızda yer alan bilgiler. Bunların yoğun olduğu alanlar var. Mesela yaratılışla ilgili konular gibi, dünyanın ve ilk insanın yaratılışı gibi konularda genelde Tevrat'tan, Yahudi kaynaklarından alıntılar yapılmış. İşte bir takım hikmetle ilgili konular var. Bunların bir kısmı tabii negatif, bir kısmı da pozitif olarak da değerlendirilebilir. Çünkü yani bakıyorsunuz zühd ve ahlak kitaplarında, İncil'den, farklı kaynaklardan epeyce nakiller var. Bunların her birinin kötü olduğunu söyleyemiyoruz. Çok güzel sözler de var. Bir yandan Mesihiyat dediğimiz Hristiyan kaynaklarından gerekse kanonik olanlar, gerekse apokrif olanlar, gerekse pseudografik dediğimiz uydurma olanlardan nakiller yapılmış. Yani bunlar bizim kaynaklarımıza yine karşımıza çıkıyor. İslam'ın ilk yıllarında tabii bunlara göre reaksiyonlar var. Hazreti Peygamber döneminde Mekke'de Yahudiler olmadığı biliniyor. Ama Hristiyanların olduğu da biliniyor. Bizim kaynaklarımızda çok bilgi yok bu konuda ama Mekke'de Hristiyanlar var. Hatta Hristiyan mezarlığı, Hristiyanların kilisesinden söz ediliyor.
Peygamber Efendimizin etrafındaki köle ve cariye olan bir takım Hristiyanlar da var. Daha çoğunluğu Habeşistanlı bunların. Habeşistan'da o zaman biliyorsunuz monofizit dediğimiz biraz Hazreti İsa'nın ilahlığı konusunda tereddütleri olan bir mezhebin hakim olduğu bir yer. Medine'ye gelince Medine'de başlıca 3 kabile var. Yahudi kabilesi ve Medine'de dominant bir karakter var. Yahudi karakter var. Ama Medine'de yine Hristiyanlar da var aynı zamanda. Bunlar tabii biraz böyle dinler tarihi perspektifinden eşelendiğinde ortaya çıkan bilgiler oluyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'i de anlamak için aslında iyi anlamak için biraz dinler tarihi, geçmiş din ve kültürlere yönelik bilgilerimizin de olması gerekiyor. Şimdi ne dediğimizi aslında programımızın ilerleyen dakikalarında anlamış olacağız. Yani Kur'an'daki bazı ayetler var ki işte bazı olaylardan söz ediyor. Oraya kısaca atıf yapıyor. Biz bunları arka plana indiğimizde o dinler tarihi perspektifini bildiğimizde çok daha güzel yorumlayabiliyoruz. Tabii orayı sahih bir nazarla da okumak gerekir. Mesela biz bu akşam programımızda işin karakteristik özelliklerinden bahsedeceğiz dedik. Ama ilk önce Kur'an-ı Kerim'de Benu İsrail suresi olarak da bilinen, yani İsrailoğulları suresi olarak da bilinen İsra suresinin hemen başında 4. 5. ayetinde bahsedilen İsrailoğullarının veya Yahudilerin fesat çıkarması konusunu ilk önce başlayacağız. Buradan hareketle diyoruz ki aslında Yahudilerin ve İsrailoğullarının en temel özelliklerinden birisi yeryüzünde fesat çıkarmak, ifsat edici bir rollerinden bahsediliyor. Bunun sürekli bir ifsat çıkarma mı, konjonktürel bir ifsat çıkarma mı konusu olduğunu konuşacağız tabii hocamızla. Tabii hocamıza ben şunu daha söylemek istiyorum. Yani biraz onu da tartışalım derim. Belki bazı kardeşlerimize biraz farklı da gelebilir. Kur'an-ı Kerim'de ben şahsen öyle düşünüyorum. Çalışmalarımda da onu, mesela benim Yahudi kültürü ve hadisler diye bir çalışmam var. Doktora tezimiz. Burada işte Mesihiyat, İsrailiyat konularını çalıştık. Bu kitabın içerisinde bunu biraz incelemiştim. Dolayısıyla burada da ben dipnotlarda da olsa şey yapmıştım. Bir de Hristiyan kültürü ve hadisler dediğimiz bir kitabımız var. Bunun devamı çalışması bunlar. Burada da irdeledim. Yahudilik ve İsrailoğulları arasında bir fark olduğu ortaya çıkıyor Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde. Bu fark nedir? Neye mebni olarak bu fark ortaya çıkıyor? Bunu da biraz konuşalım isterim. Kiminle yapacağız bu akşamki programı? Bunları konuşacağız. Doktor İhsan Kahveci, doktor öğretim üyesi İhsan Kahveci hocamız, dostumuzla. İhsan hocamla master'a 92 yılında beraber girmiştik Marmara İlahiyat'ta. İhsan hocam tefsir hocası. Şu anda İbn Haldun Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalışıyor. İhsan hocam hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ben böyle bir uzun bir giriş oldu ama bir giriş yapmış oldum. Ama topu size atayım. Birinci sorum şu olsun. Kur'an-ı Kerim'de İsrailoğulları ile Yahudiler arasında tefsir ilmi açısından baktığınızda özellikle bir fark gözüküyor mu? Gözüküyorsa bu fark nedir? Ondan sonra da bu Beni İsrail suresindeki fesat meselesine, iki defa fesat çıkaracaklar diyor, oraya gireceğim. Evet. Özcan hocam çok teşekkür ediyorum. Güzel bir konu seçilmiş. Güzel de bir giriş yaptınız. Ben tabii şöyle diyeyim. İsrailoğulları da tarihte yaşamış fakat bugüne kadar da devam eden bir neslin devamı, bugün de devam eden bir nesil, bir soy yahut da bir anlayış olarak düşünülebilir. Şimdi şöyle, Kur'an-ı Kerim'de yaklaşık olarak üçte birine yakını geçmiş ümmetler, geçmiş peygamberler ve onların ümmetleriyle olan ilişkilerinden bahseder. Öncelikle Hazreti Peygamber döneminde geçmiş peygamberlerden ve onların ümmetlerinden neden bahsedilir? Buna birkaç cümle bununla ilgili söylemek isterim. Yani şöyle, muhataplar, Hazreti Peygamber'in muhatapları tabii öncelikle Mekkeli müşrikler. Evet. Bunlar ilk defa Hazreti Peygamber gibi bir peygamberin hitabına, davetine nail olacaklar. Tabii burada iki ihtimal var. Bu daveti kabul etme yahut da reddetme. Kur'an-ı Kerim, Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de öncelikle bu muhataplara
geçmişten, yani onların ileriyi görmesi için yahut da bulundukları durumları güzel değerlendirmeleri için, kendilerine gelen imkanları farkına varabilmeleri için geçmişten onlara iyi ya da kötü örnekler sunuyor. Yani geçmişte Hazreti Adem Aleyhisselam'ın iki oğlu var, Habil ve Kabil. Birisi katil, diğerisi ise iyi bir insan. Hazreti Lut var, Hazreti İbrahim var. Yani bu esasen Hazreti Peygamber, malum peygamberlerin sonuncusu. Bu Cenab-ı Allah'ın davetinin öteden beri insanlara peygamberler vasıtasıyla sunulmasıdır. Bunun çeşitli örneklerini biz tarihte görüyoruz. Bu geçmişten örnek almak, tarihten ders çıkarmak çok önemli bir hadise. Cenab-ı Allah da bu ibret almayı geçmiş ümmetlere bakıp da ona göre hareket etmenin muhatapların lehine olacağını bildiği için bu örnekleri veriyor. Şimdi bu örnekler içerisinde Hazreti Musa var. Tabii ki İsrailoğullarına gelen peygamberler epey bir yekün tutuyor. Hazreti İshak'tan itibaren, Hazreti Yakup'tan itibaren pek çok İsrailoğulları peygamberi gelmiştir. Bu arada şunu ifade etmiş olalım. İsrail ya da Beni İsrail Hazreti Yakup'un bir ismidir. Yahut da bir lakabı olarak düşünüyoruz. Lakabı olarak kullanılıyor. Dolayısıyla Tanrı ile güreşen anlamına geldiği söyleniyor İsrail kelimesinin. Evet, yani tabii kökeni hakkında biraz antropomorfik bir anlayış yönünde kökeni var. Hakkında farklı tabii şeyler olabilir. Kökteki mananın isimle birlikte düşünülmesi durumunda. Fakat bu da bir peygamberdir nihayetinde ve ondan itibaren pek çok yani Hazreti Yakup oğulları, torunları hep beraber o kanaldan pek çok peygamber gelmiştir. Bunlara ve İsrailoğulları deniyor. Tabii ki bunların... Hocam bunu demişken bir araya gireyim müsaade ederseniz. Yani şunu anlamak lazım değerli izleyicilerimiz de müsaadesiyle. Yahudilikteki ve İslamiyet'teki peygamberliğin benzeşen yönleri var, ayrılan yönleri var. Onların peygamber kabul ettiklerinin bir kısmını biz de peygamberimiz kabul ediyoruz. Ama bizim peygamber kabul ettiklerimizin bir kısmını onlar kabul etmiyor. Dolayısıyla onlar da peygamberlik milattan önce 3. yüzyılda Malaki ile bitiyor. Evet. Yani mesela Hazreti Davud, Hazreti Süleyman onlar da bir peygamber değil, bir kral. Bizde kral peygamber diye şey yapılıyor. Böyle farklı bir yönü var. Yani tam benzeşen yönü yok orada peygamberlikte. Ama Kur'an-ı Kerim'de tabii bunların hepsinin ismi var. Yani burada tabii önemli olan bir peygamberin, Cenab-ı Allah'ın görevlendirdiği bir peygamberin hangi ümmete, hangi topluluğa gelirse gelsin, bu peygamberin davetine bu topluluğun nasıl mukabelede bulunduğu, nasıl karşılık verdiğidir. Tarihi süreç içerisinde burada uzun bir hikaye, gerçek bir yaşanmış bir hikaye görüyoruz. Ve buradan daha sonraki nesillere pek çok örnek, pek çok ibret çıkmış oluyor. Bu açıdan baktığımızda, yani bir Hazreti Musa ile Firavun arasındaki mücadele, Hazreti Musa'nın İsrailoğullarını Firavunların zulmünden kurtarmak için çaba göstermesi, yani bunun, yani bu süreç içerisinde İsrailoğulları pek çok imkana, pek çok nimete kavuşuyor. Bu nimetlere de Kur'an-ı Kerim'de pek çok defa buna da yer veriliyor. Mesela ya beni İsrail ezkuru ni'meti elleti en'amtu aleykum şeklinde. Yani bu Mısır'daki Firavun'un zulmünden, Firavun hanedanının zulmünden diyelim. Firavun bir, evet, hanedan neticede. Evet. Yani 500 yıl süren bir hanedan, Osmanlı gibi yani. Firavunlar var yani. Onu güzel söylediniz. Firavunların zulmünden deyince bazı seyircilerimiz Firavun'u tek bir kişi zannediyor. Evet. Bir tipoloji o. Oradan çıktıktan sonra bu nimetler herhalde veriliyor değil mi? Bu Kızıldeniz geçtikten sonra, hatta o Kızıldeniz geçmek de bir nimet ya aslında. Ya şimdi düşünün, Hazreti Musa'nın Firavun'a gidip de işte İsrailoğullarını bırak, onları köle olarak kullanma demesi bile büyük bir risk esasında. Yani bir peygamber bu riski göze alıyor, ölüm riskini göze alıyor. Nitekim
Hazreti Musa çok tabi kıl payı pek çok şeyden kurtulmuş oluyor. Yani hani şöyle denilebilir, o bir peygamberdi. Yani Cenab-ı Allah onu korumuş olabilir. Ayrı ama yani Hazreti Musa'nın yani yakalanmaya ramak kala, yani bunları Kur'an-ı Kerim'de hissediyorsunuz. Yani bu heyecanı, bu gerginliği, gerilimi hissediyorsunuz. Evet. Fakat her defasında Cenab-ı Allah son noktada bir yetişiyor. Mesela sihirbazlarla yapılan mücadelesinde sihirbazlar insanların gözlerini boyayınca Hazreti Musa korktu, çekindi. Yani bu insanlar buna inanacaklar. Yani nihayetinde benim yapacağım pek bir şey kalmayacak ya da benim mucizemle onlar arasında pek bir fark halkın gözünde, kendisi bilse de halkın gözünde pek bir şey kalmayacak. Ama Cenab-ı Allah ne dedi? Yani asanı bırak efendim, onları yutsun dedi yani. O sihirbazların sihir alet ve edevatını. Dolayısıyla onları mesela yutmuş oldu. Daha sonra İsrailoğulları şeyden çıkarılma durumunda, yani işte Mısır'dan çıkarken Firavun'un askerleri bunların peşlerine düştü. Ve bunları neredeyse Kızıldeniz kenarında yakalayacakken yine Cenab-ı Allah Hazreti Musa'ya ve dolayısıyla İsrailoğullarına büyük bir imkan ve nimet bahşetmiş oldu. Orada da asasını vurup denizin yarılmasını sağladı. Yani bunlar da insanın hayatla ölüm arasındaki fark gibi. Yani hayatta kalma nimetini onlara adeta ikinci bir hayat sunmuş oldu. Yani bunlar fakat tabii sadece hani bu nimetler var, bu imkanlar var. Ama bu imkanlar karşısında mesela Hazreti Musa'nın Cenab-ı Allah'la görüşmek için Tur'a çıktığında arkada kardeşini bıraktığında, Harun'u bıraktığında görüşmeye gidip geldikten sonra onların mesela Samiri tapmaları, başkanlığındaki işte bir yani puta tapma hadisesi, buzağı yapıp da Samiri'nin yaptığı buzağıya tapma hadisesi oldu. Yani buradan biz hani hani İsrailoğulları özelinde ama genel olarak çıkardığımız mesaj nedir? Yani burada büyük bir imkan var. Bu imkana karşı yapılan bir nankörlük söz konusu. Bu bir başka kavim de olabilirdi. Yani biz kavim olarak bakmıyoruz. Yani bir karakter, bir karakterin izini sürüyoruz burada. Bu karaktere baktığımızda böyle bir olumsuz, en kritik dönemde döneklik yapabilen peygamberine, yani kendisini kurtarmaya gelen peygamberine hayatını feda etme noktasına gelen bir peygambere karşı yapmış oldukları bir nankörlük söz konusu. Şimdi o nankörlüğe tekrar geleceğiz. Ama siz girdiniz, bayağı da girmiş oldunuz. Kur'an-ı Kerim'de tabii şöyle bir şey söyleniyor genelde. Her imkan, onlara bir imkanlar veriliyor. Her imkan bir imtihan. Her imtihan da bir imkan aslında, bir bilebilene, değerlendirebilene. Bugün de öyledir yani o. Bize imkanlar verilir. O bir imtihandır aynı zamanda. Ama imtihanımız da bazen imkanlara dönüşebilir. Eğer hakkıyla imtihandan geçebilirsek. Kur'an-ı Kerim'de de ayetler var değil mi? Bu manada لِنَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسُنَ عَمَلَا diye. Evet. لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ diye geçen. Tabii bunlar Kur'an-ı Kerim'deki yani genel belki hitaplar ama, evet. Sadece tarihteki insanlara yönelik değil. Yani hali hazırda Hazreti Peygamber döneminden kıyamete kadar herkese, her ırka, her kavme ortak olarak gelen uyarılardır. Yani اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا. Yani hayatın ve ölümün, yani bu sınav dünyasının oluşturulması insanların nasıl bir tutum içerisinde olmalarını sınamaya yönelik bir şeydir. Yani olumlu bir tavır ve icraat içinde mi olacak, yoksa insanlara zarar veren yani olumsuz bir tavır içerisinde Rabbine karşı, insanlara karşı, tabiata karşı nasıl davranacaklarını, güzel davranıp davranmayacaklarını test etmeye yönelik bir imtihan vesilesidir. Peki o zaman şunu
söyleyelim. Yani sizin şeyinize su soruyor, benim aklıma geliyor. Kur'an-ı Kerim'de bakıyorsunuz İsrailoğulları Yahudiler farkı olduğunu ben düşünüyorum. Siz de zannediyorum biraz fark olduğunu düşünüyorsunuz. Yahudiler bana göre daha sert bir şekilde ele alınıyor Kur'an-ı Kerim'de. Ama İsrailoğullarına sanki biraz daha böyle toleranslı bir bakış var gibi. Var mı gerçekten? Yoksa bunlar tarihi olgular bağlamında mı ele alınıyor? Mesela işte tarihte Yahuda ve İsrail devleti kurulmuş. Bugünkü Lübnan, İsrail'in bulunduğu havzada. Bu da Hazreti Yakub'un 12 tane oğlunundan birer tanesi. 12 oğlundan birisi Yahuda, birisi İsrail diye. Hatta İsrail oğlu değil ama Yakub Aleyhisselam'ın ismiyle veya lakabıyla anılıyor. Ama Yahuda devleti daha sonra Yahudilerin nispet edildiği şey olmuş oluyor. Tabii o Ortodoks Yahudilik dediğimiz Yahudilik de aslında biraz oradan, o çizgiden de geliyor. Siz az önce Samiriler dediniz, Samiri. Aslında Samiriler diye bir de grup var, bir mezhep var. Çünkü şu anda bağlıları çok fazla yok. Samaritans diye geçiyor. İsrail'de de var. Bunlar çok az bir grup. Hatta bunların işte bu Kur'an-ı Kerim'de Üzeyr Allah'ın oğludur diye bir şey var ya. Evet. Yahudiler öyle dediği söyleniyor. Evet. Yahudiler, bugünkü Yahudiler bunu kabul etmiyor normalde. Ama tarihte bunu söyleyen Yahudi fırkaları var. Samirilerin de onlardan olduğuna dair bilgiler var. Şimdi hocam bu İsrail-Yahudi farkını nasıl yorumluyorsunuz siz? Evet. İkincisi de bu fesat çıkarma meselesine biraz girelim. Bu iki çeşit fesat çıkarma nedir? Bu İsra suresinin başında anlatılan. Tamam. Eyvallah hocam. Bu şöyle diyelim. Biz tabii İsrailoğullarının Hazreti Peygamber dönemine kadar gelen neslinin serüvenini biz daha çok Kur'an-ı Kerim ayetlerinden izleyebiliyoruz. Belli ölçüde izleyebiliyoruz. Özellikle Kur'an-ı Kerim ayetlerinin malumunuz bir kısmı Hazreti Peygamber'in Mekke döneminde nazil olan ayetlerdir. Bir kısmı da hicretten sonra Medine döneminde nazil olmuştur. Kur'an-ı Kerim'in Mekke döneminde inen ayetlerinin üslubuyla Medine döneminde inen ayetlerin üslubu hem şekilsel olarak hem de muhteva olarak farklılaşabiliyor, farklı bir durum arz ediyor. Şimdi bu Yahudi ve Hristiyan, İsrailoğulları bakımından meseleye baktığımızda, mesela Yahudi kelimesi Mekke'de Yahudi toplumu pek olmadığı için, yani Yahudi pek olmadığı için, toplumu hiç olmadığı için, Yahudi kelimesi pek kullanılmadı. Yani gelip geçenler Mekke var, döneminde. Kervanlarla gelip geçenler var ama yani yerleşik Mekke'de yok. Mekke'de ikamet eden bir Yahudi toplumundan söz edilemez. Belki ferdi olarak münferit varsa vardır. Ama Medine'de Yahudiler yerleşmişti, bir topluluk oluşturmuştu. Araplarla birlikte orada yaşıyorlardı. Mekke dönemindeki ayetlerde İsrailoğullarından İsrailoğulları kavramı kullanılıyor daha çok. İsrailoğulları kavramı hem Mekke döneminde hem de Medine dönemindeki ayetlerde karşımıza çıkıyor. Şimdi Mekke döneminde Yahudi toplumu yoksa İsrailoğulları kavramı ne münasebetle gündeme geliyor ayetler? Burada şöyle bir şey var. Yani Mekkeli Arapların, müşrik Arapların Hazreti Peygamber'in daveti karşısındaki durumları dikkate aldığımızda Cenab-ı Allah sürekli onlara ikaz ediyor. Tarihten örnekler veriyor. Dolayısıyla oradaki İsrailoğulları esasında Medine'de yaşayan Yahudi ve İsrailoğullarının tarihteki ataları olmuş oluyor. Dolayısıyla bu tarihteki İsrailoğullarının kendi peygamberleriyle olan münasebetleri bir ders, bir ibret oluyor. Yani o grup içerisinden peygamberlere iman edenler dünya ve ahiret saadetini kazanmış oluyorlar. Ama peygamberin davetine olumlu bakmayanlar, peygambere sürekli olarak zorluk çıkaranlar, en ufak bir şeyde, en ufak bir bahaneyle imandan vazgeçenler, iman etmeyenler, bunlar işte yani kötü bir, olumsuz bir tip olarak Mekkeli müşriklere sunuluyor. Mekkeli müşriklere adeta deniliyor ki, bakın tarihte
kendi peygamberlerine inanan insanlar, Cenab-ı Allah'ın mesajına evet diyenler durumuyla evet demeyenlerin durumunu bir mukayese edin. Ona göre siz de aranızdan çıkan son peygambere ona göre yani iman edin. Ona göre zorluk çıkarmayın, işkence yapmayın, boykot yapmayın. Bu tavrınızdan ve tutumunuzdan vazgeçin. Yani Mekke dönemindeki ayetlerde tarihteki İsrailoğullarından bahsedilirken bu Mekkelilere tarihteki olumlu ve olumsuz örnekler sunulmuş oluyor. Böylece onların bir karar vermesi ve sonuçlarına katlanması isteniyor. Evet. Şimdi ifsat meselesine gelince, malum bu ifsat meselesi yani bozgunculuk çıkarma, İsra suresinin 4. ayet 8. ayetler arasında bununla karşılaşıyoruz. İsra suresi de Mekke döneminde nazil olan yani hicretten önce nazil olan bir sure. Burada 4. ayette diyor ki biz İsrailoğullarına kitapta yani Tevrat'ta şunu bildirdik. Siz yani bu geçmiş dönemlerde yani İsrailoğullarının geçmişte yaşamış olan atalarıyla ilgili olarak biz onlara Tevrat'ta şöyle bir karar ve hüküm bildirmiştik. Siz iki defa bulunduğunuz bölgede bozgunculuk yapacaksınız. Daha sonra da bu bozgunculuğun ilkini yaptığınızda şöyle olacak. İkincisini yaptığınızda da şu şekilde olacak diye onlara adeta önceden kendilerine bir uyarıda bulunuluyor. Şimdi tabii bu bozgunculuk nedir? Yani oraya geldiğimizde bir defa yani bozgunculuk öncelikle kendileri için canlarını feda eden her türlü fedakarlığı göze alan peygamberlerini dinlememek, onların emirlerine, yasaklarına uymamak. Hatta öldürmek onları. En büyük bozgunculuk. Bu bozgunculuğun öyle bir noktaya varıyor ki bu dinlememe olayı sadece dinlememekle kalmıyorlar. Bir takım peygamberleri öldürüyorlar. Mesela İshaya peygamberi öldürmüşler. Evet. Yeremya peygamberi hapsetmişler. Evet. İkinci bozgunculukta da yine Hazreti Yahya'yı öldürmüşler. Hazreti İsa'yı öldürmeye teşebbüs etmişler. Yani bunlar esasında kendi peygamberlerin kutsal kitaplarına inen vahiylere bunların aykırı davranmalarının yani uç bir örneği bu. Yani bir sonucu, tabii bir sonucu diyeceğim ama yani çok tabii bir sonuç değil ama uymamak tabii ki böyle bir sonucu doğuruyor ister istemez. Dolayısıyla ilk bozgunculuk yaptıklarında az önce ifade ettik. Peki Cenab-ı Allah onlara karşı nasıl bir cevap vermiş oluyor? فَاِذَا جَاءَ وَعْدُ اُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمَ عِبَادًا لَنَا diyor. Yani onların ilk bozgunculuğu gerçekleştiğinde bizim yarattığımız kulları onların üzerine gönderdik. Yani adeta onlara üzerine saldık. فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ yani evlerin aralarını didik didik yaptılar. Yani o bozgunculuğu yapanları cezalandırmak için son derece tabii bu cezalandıran kişiler de uli besin şedidin şeklinde güçlü, kuvvetli. Yani güçlü, kuvvetli, çok böyle acımasız insanlar. Yani burada şöyle bir soru akla gelebilir. Yani bunlar acaba Müslüman mıydı? Yani Müslüman mı derken tabii ki önceki dönemlerde ama yani dinli, imanlı o günkü peygambere inananlar mıydı? Hayır, öyle olması gerekmiyor. Çünkü ayet-i kerimedeki ibadena demiyor da ibaden lena ifadesi. Önemli bir ayrım. Evet, önemli evet. Bir noktayı ortaya çıkarıyor. Yani burada adeta dinsiz birini de diyelim ki bir bozguncuya Cenab-ı Allah musallat edebiliyor. Yani bir zalimi diğer zalime evet. Musallat edebiliyor. Ve bu şekilde bu vaat de Cenab-ı Allah'ın bu vaadi gerçekleşti. Ve kâne vâden mefûle. Yani bu vaat. Yani Cenab-ı Allah'ın bu ceza vaadi gerçekleşti. Onlar cezalarını gördüler. Ama Cenab-ı Allah bununla meseleyi yani bununla iktifa etmedi. Tekrar onlara imkan verdi. Yani
bir takım yani tek bir denemeyle bırakmadı. Tekrar bakalım nasıl eskiden ibret alacaklar mı? Yani daha önceki kötü icraatlardan insanları öldürmekten ders alacaklar mı diye. ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ Daha sonra İsrail oğullarına biz tekrar imkan verdik. Tekrar güçlenme, güç kazanma, gerek asker olarak, gerekse nüfus olarak, gerek iktisadi, idari her yönden yine bir güçlenme dönemi yaşadılar. Fakat bu güçlenme döneminden sonra da eskiye göre çok fazla bir ibret almadıkları, yani güç kazandıktan sonraki icraatlarında, tutumlarında ortaya çıktı. Şimdi orada da فَاِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ diye, yani bu ikinci bozgunculuklarında yaptıklarında biz yine onların üzerine yine bir takım kullar gönderdik ve onları perişan ettik. Yani perişan ettiler. Yüzleri asıldı. وَلِيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ اَوَّلَ مَرَّةٍ Yani o ikinci vaat geldiğinde de biz onların üzerine bunları göndereceğiz. Ve ondan sonra yani Kudüs'te diyelim. El-Mescid o Kudüs olarak düşünüyoruz. Sadece Mescid-i Aksa olarak değil. Yani, mabet olarak. Mabet yani. Olarak. Yani mabet ve çevresi olarak orada taş üstüne taş bırakmadılar. Hocam bu ikinci vaat gerçekleşti mi, gerçekleşmedi mi? Şimdi burada biraz yorum farkı var. Yani ikinci ifsat oldu mu? Bu ikinci ifsadın olduğu büyük Yoksa bir... Yoksa bu ikinci ifsat bu Gazze olayı Şimdi şöyle, ikinci ifsatla alakalı tabii bu gibi olaylar spesifik olarak işte şu bozgunculuğu yaptı da biz ona, onlara şöyle bir cevap verdik, tepki gösterdik şeklinde değil. Bunlar daha böyle teorik diyebileceğimiz tarzda ifade ediliyor. Biz yani insanlar yahut da işte Kur'an-ı Kitab-ı Mukaddes'i yorumlayanlar bunun tarihteki örneklerini araştırıyorlar, bakıyorlar. Birinci ifsatla alakalı, onu söylemiştik. Birinci ifsattan dolayı İsrailoğullarının üzerine gönderilen işte Babil hükümdarından bahsediliyor. Bizim İslami literatürde Buhtun Nasr ve diğer şeylerde Nabukednezar şeklinde ifade ediliyor. Bunlar gelmiş işte İsrailoğullarını kesmiş, biçmiş, Kudüs'ü yakmış, yıkmış, daha sonra onları sürgüne göndermişler. Ve dolayısıyla onların hükmü bitmişti. Fakat daha sonra... Sürgüne gönderdiğiyle götürdüler yani. Götürdüler. Evet. Yani şeyden... Babilonya'ya götürüyorlar. Kudüs'ten, Kudüs'ten sürgüne gittiler. Daha sonradan da işte bu yaklaşık ilk ifsat daha çok milattan önce 6. yüzyıl olarak düşünülüyor. Ve bunların 586 bunun tam yılı. Evet. 6. 7. yüzyıl. 6. yüzyıl aslında. Evet, 6. yüzyıl gibi. Fakat bunların bu İran yani kralı diyelim. Yani şey yapıyor. Babil hükümdarını savaş yapıyor, yeniyor. Daha sonra milattan önce yaklaşık 63-70 yıllarına doğru da bunlar tekrar Kudüs'e geliyorlar. Orada tekrar güçlenme imkanı buluyorlar. Yani bu olayları bu ayet-i kerime ile daha çok yorumluyorlar. Hatta burada şöyle bir şey var. Bir güncel anekdot yani. Bu bir önceki ABD başkanı vardı. Trump, Pence. Bunlar biliyorsun evanjelikler. Evanjelikler de Yahudilere bu Yahudi devletinin kurulmasında destek veren Siyonist Hristiyanlar. Trump Kudüs'ün başkenti ilan etti biliyorsunuz İsrail'in. Bir de Golan Tepelerini İsrail'e iade ettiydi. O kararı aldı. Trump'ı Yahudiler şeye benzettiler. Kendilerini o birinci sürgünde geri dönmelerine izin veren Pers kralı Cyrus'a benzettiler aynı. Yani kendilerine o imkanı sağlayan kral gibi yorumladılar. Evet. Öyle bir şey var. Yalnız burada İhsan Hocam benim aklıma şu soru geliyor. Acaba bu ifsat, birinci ifsat biraz bu Netanyahu'nun da sözünü ettiği işte Amalek'in size yaptığını unutma. Amalika denen bir
kavim var ki bu kavim aslında Yahudiler daha veya Ben İsrail Kudüs'e gelmeden önce Yuşa aleyhisselam Hazreti Musa'nın vefatından sonra ordunun başına geçen ve Kudüs'ün fethine giden, Kudüs'te o zaman o civar Filistinliler, Filistiler, Araplar yani bunlar aslında onların elinde. Onlar Amalika güçlü kuvvetli kavim olarak da biliniyor. Bu da Hazreti Musa'dan sonraki yaklaşık 1100'lü, 1000'li yıllar falan yani. Onlar da olabilir mi diye benim aklıma geliyor açıkçası. Orada da tabii fesat meselesi gündeme gelecekse şey var. Yani orada işte Samuel, Peygamber Samuel'e de daha sonra geliyor da hani onların oraya girmeme gibi bir şey var ya, hani güçlü kuvvetli kavim var orada, girmek istemiyorlar. Sen ve Rabbin git orada savaş. Biz gelmiyoruz, biz burada oturuyoruz diyor. Kur'an-ı Kerim anlatıyor bize bunu, evet, değil mi? Evet. İnna hahuna yani Hazreti Musa'nın Şimdi fesat, bunlar da olabilir mi yorum olarak, ne dersiniz? Yani buna da birinci fesat olarak yorum, böyle de yorum yapabilir miyiz? Yani tabii farklı peygamberlerin tarihsel emirlerini dinlememe, işte evet, oraya girmeme, yani korkma, bunların tabii genel gibi olarak sadece İsrailoğulları ile alakalı değil ama onları da kapsayacak şekilde bir defa peygamberin talimatlarını dinlememek, aykırı davranmak, bunların hepsi esasında bir bozgunculuktur. Yani kendisi bozgunculuktur ama kendi sonuçları bozgunculuktur. Dolayısıyla bunlar her türlü kötü sonuca, yani ne bileyim kötü bir takım icraatlara yol açabilecek niteliktedir. Evet. Dolayısıyla yani burada tarihteki bir takım olaylar olabilir dendi ama belki tekrar hani farklı olaylar olabilir mi diye tekrar düşünülebilir. Ama sizin söylediğiniz yani Hazreti Musa döneminde gerçekleşiyor bu, hani biz Kudüs'e girmeyeceğiz, siz gidin Rabbinizle birlikte orada savaşın ifadesi. Yani bu olaylar Hazreti tabi Musa'dan daha sonraki dönemde yaşandığı için yani o dönemlerde, yani daha önceki, daha sonraki dönemlerde böyle bir şey varsa onu bilemiyorum tabii. O belki düşünülebilir. Şimdi bazı yorumcular bu İsrail'in Gazze'ye saldırmasından sonra bu ikinci fesadın, hı hı, daha henüz çıkmadığını, işte bunun buna hamledilebileceğini gibi yorumlar da yaptılar. Sizin kanaatiniz nedir buradan hareketle? Şimdi şöyle diyeyim, daha sonra mı gerçekleşecektir bu? Burada, tarihte olmuş mudur burada bu ikisi? Çok yani burada çok kesin biraz spekülasyon yapabiliriz yani. Kesin konuşmak yani zor. Yani ayet bunu kesin konuşmaya pek müsaade edecek somutlukta değil. Daha soyut, daha teorik kalıyor. Yani dediğiniz gibi bu ikinci fesadın gerçekleşmediği, ikinci fesada fesadın cezası, azabı, ona karşı tepkinin de daha sonra gerçekleşeceğini söyleyenler var. Hatta İsra Suresi'nin son ayetindeki fe izâ câe va'dul âhireti ci'nâ bikum lefîfâ ayetini, yani ikinci fesat vakti geldiğinde biz sizi, yani İsrailoğullarını bir araya toplayacağız. Kimisi bundan hareketle böyle bir yoruma gidebiliyorlar. Ama sorun değil esasında. Yani o ikinci fesat gerçekleştiğini düşündüğümüzde bile en son ayet "Asa rabbukum en yerhamekum" ayeti zaten bu etki tepkiyi zaten ortaya koyuyor. Yani burada tarihteki İsrailoğullarından Hazreti Peygamber dönemindeki İsrailoğullarına geliniyor ve orada deniyor ki "Asa rabbukum en yerhamekum" yani ikinci fesat ve ikinci cezadan sonra Rabbiniz size merhamet edebilir. Yani tekrar eski gücünüze kavuşabilirsiniz. Eski imkanlarınıza kavuşabilirsiniz. Ama bundan sonraki uyarı çok önemli. Ve in uttum uduna. Yani o kadar keskin bir ifade ki, çok vecizle bir ifade. Eğer siz dönerseniz biz de döneriz. Ha. Yani birinci dönmek, siz bozgunculuk yaparsanız, tekrar bozgunculuğa dönerseniz biz de sizi cezalandırmaya döneriz. Cezalandırırız ifadesi var var orada. Dolayısıyla ikinci fesadın gerçekleşsin gerçekleşmesin, daha sonra mutlaka bir bozgunculuğun ardından illa da bunu A, B, C kavmi ya da milleti yahut da insan grubunun yapması
problem değil. Mutlaka bunun Cenab-ı Allah tarafından cezalandırılacağını buradan çok rahat, hiçbir yani farklı bir görüş olmaksızın çok rahat anlayabiliyoruz. Tabii buradan şöyle bir rehavet çıkmamalı. Yani bazıları hani yani biz neden bu kadar zulüm yapılıyor da hani biz yani bunları yani biz bunları hani rahat bırakıyoruz. Biz neden bunların cezasını vermiyoruz diyenler çıkabiliyor. Şimdi yani bu ceza meselesi yani biraz... Hocam ceza meselesinde tam oraya giriyorsun. Hı-hı. Ben de ilave ederek bana da rejiden de arkadaşlar da söylüyorlar. Bizim rejimiz iyi, dikkatlidir hocam. Takip eder, sorular sorarlar yani. Benim de aklıma geldi bu. İki şey var aslında burada. Kur'an-ı Kerim'de aslında bu cezanın, onlara verilen cezaların onların eliyle yaptıklarıyla alakalı olduğu bir defa. Tabii ki. Biliniyor. Kur'an ayetleri bunları zaten açıklıyor. İkincisi de aslında bu ceza verme işleminin doğrudan Allah'a havalesinin veya nispetinin doğru mu? Yoksa orada kullar eliyle bu cezaların mı verildiği şeklinde bir itiraz geliyor. Sürekli şimdi, Allah'a ceza verdi, Allah işte onlar şunu yaptı, Allah da onlara ceza verdi tabii gibi şeylerin biraz doğru olmadığı şeklinde bir itiraz yaptılar. Ne dersiniz? Yani şöyle diyeyim, Cenab-ı Allah işlerini doğrudan yapma gücü, kudreti var şüphesiz. Evet. Ama Cenab-ı Allah'ın adeti, sünneti bunu insanlar eliyle yapması, yaptırmasıdır. Dolayısıyla insanlara imkan vermesidir, fırsat vermesidir. Biraz da bu fırsatı elde edecek olan insanların buna hazırlanmasıyla olabilecek bir şeydir. Yani Cenab-ı Allah bizzat sahaya bizzat inmez. Yani şey olarak, adetullah olarak insanlar eliyle bunu, hani katiluhum yuazzibhumullahu bi'eydikum var ya Bera'a suresinde. Evet. Onun gibi yani şöyle diyeyim, siz en azından şunu söyleyeyim, siz bir zulmü durdurmayı amaçlıyorsanız yani bu bugünden yarına mümkün olmayabilir ama bunu tamamen bırakırsanız hiçbir huzur, hiçbir yerde huzur bulamazsınız. Bu sürer gider. Dolayısıyla belki kısa, belki orta, belki uzun vadeli olarak en azından zulüm yapanlara karşı onlara dur diyebilmek için fiilen gerekli şartları, gerekli teknolojiyi, gerekli imkanları hazırlamak suretiyle bunu planlamanız, yapmanız gerekir. Bu esasında zulmedenlere de esasında bir iyiliktir. Hem mazlumları kurtarmak, himaye etmek, hem de daha fazla insanın zalim olmasını engellemek gibi bir şey. Yani bizim zaten Müslüman olarak, Hazreti Peygamber'e inanan insanlar olarak bizim diğerlerinden farkımız bu. Yani biz şimdi güçlü olsak mesela gidip de orada böyle bir katliam, böyle bir soykırım yapmayız. Soykırım yapılsa bile yapmayız. Neden yapmayız? Çünkü bizim inancımız, bizim amacımız, bizim inancımız buna müsaade etmiyor. Bizim amacımız bu değil. Bizim amacımız yani bizi öldürmeye gelen bizde ihya olsun. Yani kötülüğe engel olmak Müslümanın, her insanın esasında hedefi olmalıdır. Evet. Müslümanlar olarak da yani zulmün son bulması için zulmü son bulduracak gücü, imkanı, teknolojiyi vesaireyi geliştirmek, uzun vadede planlar yapmak gerekir. Bunun için çalışmak gerek. Yani sadece sözle olabilecek, sadece düşünceyle olabilecek bir şey değildir. Eyvallah. Tabii burada hocam küfür devam eder, hani zulüm devam etmez diye bir şey de var zaten. Hakikaten zulüm bir anlamda fitne olarak da algılanıyor ama fitne de katilden daha eşittir diye biliyoruz. Şimdi tabii hocam özelliklerinden bir tanesi de verdikleri sözü yerine getirmemeler. Aslında az önceki ayetlerde de bunlar hani ve in uttum udna vaat kelimelere geçti ayetlerde. Yahudilerin veya İsrailoğulların tarihte Kur'an'dan da anlıyoruz ki pek çok söz veriyorlar. Belki zor zamanlarda bir takım sözler veriyorlar. Sonra bolluk zamanlarına geldiğinde bu sözlerinden cayıyorlar. Bu çok
karakteristik bir özellik olarak ortaya çıkıyor. Ne dersiniz bu konuda? Onların bu da bir fesat mıdır aynı zamanda? Yani yani sadece tabii meseleyi yani belli bir kesimle yani misaklarına uymamaları mesela. Tanrı onlara, Allah Teala işte seçilmiş bir millet olduğu sözü şeyi var. Seçilmişler aslında. O seçilmişlik olgusu da var. Aynı zamanda bir yeryüzünün onlara vaat edilmiş topraklar olması şeklinde de yorumluyorlar. Kendilerine vaat edilmiş toprakların verildiğini söylüyorlar. Kendileri söylüyor bunu. Evet. Ama bunların her birinin bağlı olduğu bir şey var. Vaatlerini yerine getirmek, misaklarına uygun hareket etmek, fesat çıkarmamak. Yani çok genel bir şey. Yani esasında kalu belada bir söz vermeden bütün insanlar için bahsedebiliriz. Bir de peygamberler özelinde peygamberlerin gönderildiği toplulukların peygamberlere vermiş oldukları, peygamberler vasıtasıyla Cenab-ı Allah'a vermiş oldukları sözler vardır. Tabii ki yani bu sözlerin tutulması yani esastır. Fakat bunlar da çoğu zaman tutulmamıştır. Dolayısıyla bu verilen sözlere ahde vefa göstermemek de esasında lanet sebebi olmuştur. Yani فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاكَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللّٰهِ yani, yani hepsini birlikte düşündüğümüzde yani peygamberlerine tutacaklarına dair söz vermişlerdi. Bu sözleri bozmaları sebebiyle Cenab-ı Allah'ın ayetlerini göz ardı etmek, inkar etmek sebebiyle وَقَتْلِهِمُ الْاَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ hak yani hiçbir hak etmediği halde peygamberi haksız yere zulmen öldürmeleri sebebiyle لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَ biz onları lanetledik. Yani rahmetimden, Cenab-ı Allah rahmetinden onları uzaklaştırmıştır. Ve dolayısıyla insan bu şekilde devam ettiği sürece de kalbi katılaşıyor. Bakıyorsunuz mesela işte yetkili etkili bazı kişiler diyor ki hayır diyor biz bunların tamamını keseceğiz, öldüreceğiz. Bu tamamen kalbin katılaşması demek aynı zamanda. Yani hani bir şöyle bir düşün bak. Yani bu elindeki metin ne kadar sahih? Yani bunun Allah'ın bir sözü olma ihtimali var mı? Yani bu diğer insanları öldürüp, biçip sadece kendilerinin iyi insan olduklarını, insan olduklarını, diğerin insan bile olmadıklarını düşünmek ne kadar akıl dışı, ne kadar insaf dışı, ne kadar adalet dışı bir şeydir. Yani Allah fikriyle bunun yakından uzaktan alakasının olmadığını düşünmeleri lazım. Fakat ne yazık ki böyle çok katı bir ideolojik şeyden bakıyorlar meseleye. Şimdi normalde biz yani biz şöyle diyoruz. Yani biz Hazreti Muhammed tek peygamberdir demiyoruz. Hazreti Muhammed bir peygamberler silsilesinin, zincirinin sol halkasıdır. Hazreti Adem, Hazreti İbrahim de bizim peygamberimiz. Hazreti İsmail de bizim peygamberimiz. Hazreti İshak da bizim. Hazreti Yakup da yani bütün Hazreti Musa da. Yani şöyle diyeyim Hazreti Musa, Hazreti Davut, Süleyman, Hazreti Yakup. Yani gerçekte çıksa da bunlara yani... yani faraza böyle bir çıksa bunları hani sopayla kovalar diye düşünüyorum. Yani bu kitabın tahrif edildiğini Müslümanlar söylediği için tahrif edilmiş değil. Yani bu tahrif edildiği için Müslümanlar söylüyor. Kardeşim sen kendin bak. Yani böyle bir şey olayı öldürmeyeceksin diyor. O diyor ki burada sadece kendi insanını öldürmeyeceksin demektir bu. Nereden çıkarıyorsun bunu? Yani sen Hazreti Musa'nın böyle bir şey ifadesi var. Tamamen çarpıtma, saptırma gibi hususlar yani. Bunlar maalesef bu şekildeki bir saplantıyla yani yeryüzünün çok fazla huzura ermeyeceği söylenebilir. Dolayısıyla yani bu hani zulümle abad olanın sonu berbat olur. Atasözümüzle tıpkı yani bir bozgunculuk yapıldığında bunun cevabını bir şekilde Cenab-ı Allah artık hangi zamanda vakti geldiğinde
vereceğiyle aynı paralelde bir sözdür, bir hocam, ifadedir. Araya gideceğiz ama çok az vakit var, bir dakika yok. Biz İsrailoğulları deyince bu fitne, fesat, sözlerinden cayma, bütün İsrailoğullarının bütünü kastediliyor mu burada? Yoksa orada belli bir kor tabaka mı veya belli bir şey mi, zümre mi kastediliyor? Mesela şimdi diyelim Batı dünyası diyoruz, Batılılar diyoruz değil mi biz? Batılılar deyince yani hepsini kastetmiyoruz aslında. Bir Müslümanlar deyince hepsi kastedilmiyor. Oraya yön veren bir akıl mı kastediyor? Üst akıl falan diyor ya bazıları. İsrailoğullarının da bir üst akılı mı var? Aslında Kur'an'ın muhatap aldığı şey o mu? Yoksa İsrailoğulları içerisinden çok masum, bunlara hiç bulaşmayan, belki çok şey insanlar da var. Ne dersiniz bu konuda? Biraz analitik düşünebilir miyiz burada? Evet, tabii ki. Araya gideceğiz ama aradan sonra isterseniz buna cevap verin. Fark etmez yani, nasıl evet, arzu edersiniz. Araya gitmemiz gerekiyormuş. Peki. Bu soruyu sormuş olalım. Değerli seyirciler, konuşmamız, programımız gayet güzel devam ediyor. Şimdi kısa bir ara veriyoruz, aradan sonra devam edeceğiz. Değerli VAV TV izleyicileri, programımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk bölümde Yahudilerin ve İsrailoğulların arasındaki kelime, anlam farkı var mıydı? Bunları konuştuk. Daha sonra Beni İsrail suresi olarak da bilinen İsra suresinin ilk 5 ve 8. ayetlerindeki yeryüzünde iki defa fesat çıkarmaları ne anlama geliyor? Bunu konuşmuştuk. Bir olumsuz bir özellik olarak, çünkü fesat, gerçekten dünyada fesat çıkarmanın farklı farklı yolları var. Tabii ondan sonra sözlerinde durmamaları konusunu konuşmuştuk. Şimdi ise ben araya gitmeden önce İhsan Hocama bir soru sormuştum. Onunla devam ediyoruz diğer özelliklere geçmeden önce. İhsan Hocama şunu sormuştum. Aslında İsrailoğulları diyoruz, Yahudiler diyor. Genel bir tipolojiden mi bahsediliyor burada? Yoksa hepsi mi kastediliyor? Yoksa aralarında bunları yapmayanlar var mı? Genellemek bu anlamda hakikaten nedir? Yoksa burada bir onlara yön veren bir akıl mı aslında kastediliyor? Yani ne dersiniz bu konuda? Şimdi biz bunu yani başka yerlerde de görebiliyoruz. Mesela Türkler dediğimizde çok doğru mu bu? Yani bazı veya şeyler, işte Araplar. Bazı şeyler gibi. Genelleme üzerinden gider. Yani genelleme yapmak durumundasınız. Genel ifadeler kullanmak durumundasınız. Ama bundan maksat adrese teslimdir. Yani nereye gideceği bellidir bunun. Muhataplar karşıdadır. Yahut da şöyle diyebiliriz. Yani bir millet ve kavim olarak hedef, bunlar hedef tahtasında değil. Burada Kur'an-ı Kerim'de daha çok nitelik olarak, yani yapmış oldukları işin türüne göre, çeşidine göre, yani fiille, yapılan işle kıyas edilerek, yani o işe göre, o tavra göre onun üzerine bir değer atfediliyor. Yahut da değersizlik atfediliyor. Dolayısıyla burada konumuz İsrailoğulları olduğu için bununla ilgili olarak konuşuyoruz. Tabii ki onların yani belki dikkati çeken bir kısmı, diyelim ki buzağıya taptı. Dikkate çeken bir kısmı, sen git Rabbinle birlikte onlarla savaş dedi. Belki Hazreti Musa'nın yanında elbette yani diğerlerine katılmayan insanlar vardır. Yani burada yapılan iş önemli. Bu tabii buradaki İsrailoğullarından bahsedildiği için, söz konusu onlar olduğu için dolayısıyla onlar üzerinden gidiyoruz. Normalde Kur'an-ı Kerim'in üslubu mesela İsrailoğullarıyla alakalı mesela peygamberleri öldürmeleri sebebiyle Allah'ın lanetine uğramışlardı. Yani şöyle bir şey yok. Yani re'sen siz lanetli kavimsiniz. Böyle bir şey yok. Olgu bazlı yani. Evet. Olay bazlı aslında. Evet. Biraz olay yaptıkları bazlı. İşlerle alakalı. Evet. Olarak. Burada tabii şöyle. Yani genel bütünüyle bir lanetleme. O tabii geçmişte de. Olanlar yahut da Hazreti Peygamber'in dönemindekiler de birer örnek yani bunların. Bu örnekler, iyi örnekler de olabilir, kötü örnekler de olabilir. Mesela Abdullah bin Selam mesela, bu da Yahudi kökenli bir alimdir.
bir insandır. Mesela bu da Müslümandır. Kâb-ül Ahbar oldu. Yani evet, Müslüman yani Hazreti Peygamber'e inanmıştır, iman etmiştir. Yine başka vesilelerle, mesela biz şunu biliyoruz. Hazreti Peygamber, mesela gayril mağdubi aleyhim velattallin ifadesi var. Yani bizi nimet verdiklerinin yoluna ilet, kendilerine gazap edenlerin yoluna, onların tuttuğu yola iletme. Yani biz senin razı olduğun yolda yürüyelim. Yani onların yanlış yolunda yürümeyelim şeklinde bir temenni var, bir dua var orada. Burada tabii Hazreti Peygamber'den kendisine sorulduğunda kendilerine gazap edilenler mağdubi aleyhim. Bunlar kimdir? Yahut da dalilin kimdir dediklerinde Hazreti Peygamber bir örnek olma babında kendilerine gazap edilenler, Kur'an-ı Kerim'in diğer ayetlerinden de ilham alarak Yahudilerdir demiş. Sapanlar da Hristiyanlardır. Şimdi peygamberi öldüren, haksız yere yani peygamberleri öldüren, peygamberleri ya diğer insanları öldüren, hapseden, değişik iftiralar atan insanlar, yani bunları yapmamış olsalardı herhangi bir gazapla alakaları olmazdı. Yahut da Hristiyanlar yani mesela burada İhsan hocam, Yahudilerin bazılarıdır diye çevirebilir miyiz? Yoksa Yahudilerin hepsi mi bunu kastedilmiş oluyor? Ben yani, asıl sorun biraz Yahudiler da bu. İçinden bu şekilde davrananlar. Biz böyle çevirsek daha mı iyi olur acaba bunları diye ben. Hani yani şöyle diyeyim, yalnız yani çoğunluk neyse bazen de yani hepsi ona tabi oluyor. Çoğunluğa göre bazen şey yapılabiliyor, cümle kullanılabiliyor. Elbette şey varsa tabii ki, onun dışında olan varsa onlar da zaten o gazaba uğramayacaklardır ve o kavramın kapsamına girmiyorlar demektir. Yalnız bizim müfessirlerimizin burada bir uyarısı var. Yahut da bir burada bir değerlendirmesi var. Onu da dikkatlerden uzak tutmayalım. Yani ne bir kavim peşinen lanetlidir yahut da doğru yoldan sapmıştır, ne de biz peşinen hiçbir şey yapmadan yani hidayet üzereyiz. Yani bizim hidayet üzere olmamız yani Hazreti Peygamber'i takip etmemize, onun talimatlarına uymamıza bağlıdır. Şayet bir Müslüman bu talimatlara uymuyorsa o da Allah'ın gazabına uğramakla karşı karşıyadır. O da yani doğru yoldan sapmış bir duruma düşer. Yani burada her şey Yahudilerde var da Müslümanlar buradan mahzun değil. Birilerini tezkiye etmek için değil. Yani buradaki kişi kendi davranışına göre, yani onun yani nitelendirilmesi davranışına bağlı olarak değişir. Eyvallah. Şimdi İhsan hocam, tabii bu Allah, onların sözlerinden dönmesinin bizim işte siret kaynaklarında, Hazreti Peygamber döneminde de misalleri de var. Hepsine tabii giremeyeceğiz ama mesela Medine vesikası bağlamında bahsedecek olursak, Peygamber Efendimiz Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde Medine vesikası diye bir vesika imzalanıyor. Medine toplumunu oluşturan farklı etnik sektör yapılar arasında. Orada da en dominant gruplardan birisi Yahudiler, ki 3-4 bin civarında sayıların olduğu söyleniyor. Müslümanların 1500 nüfus sayımına göre ilk yaptığı şeylerden birisi Peygamberimizin. Müşrikler de geri kalanı, toplamda 10 bin bir nüfusu var, Yesrib'in yani. Ve aralarında bir Medine vesikası diye bir vesika, ki belki de dünyanın ilk anayasalarından biri olarak da değerlendirilebilir bir yoruma göre. O vesikaya ilk ihanet eden, oradaki verdikleri sözleri tutmayanlar da yine Yahudiler oluyor. Yani daha bunun başka örnekleri de var İslam tarihinden bakıldığında. Dolayısıyla aslında Medine'de bunun örneklerini de görüyoruz. Belki Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerde zaten bunlar üzerine de iniyor bir kısmı filan. Şimdi buradan hareketle bir diğer özellikler hocam, kıskanç ve hasettirler diye bir başlık almışım ben. Peygamber Efendimiz'in peygamber olarak geleceğinden eminler aslında. Göndereceğini biliyorlar. Bu Hristiyan kaynaklarında da geçiyor. Tebşir olayı, yani Peygamber Efendimiz'in müjdelenmesi olayı. Bunu tabii Hristiyanlar farklı yorumluyor bazıları.
o paraklitos, faraklit kelimesini. Ama Yahudi kaynaklarında da geçiyor bu. Hatta bu Kâb-ül Ahbar vardır. Meşhur tabi'in döneminde Müslüman olmuş Himyerli bir Yahudidir. Babası da bir hahamdı, kendisi de bir hahamdır. Müslüman olacak ama babası Müslümanlığını engellemek için kitaplarını, Peygamberimizin müjdelendiği kitapları bir sanduka koyuyor ve ağzında mühürlüyor bunu, diyor ben açmayacaksın diyor. Sonra babası vefat ettikten sonra açıyor ve orada Hazreti Peygamber'in müjdelendiği şeyleri görüyor ve doğrudan yolu şeye, Medine'ye geliyor ve Müslüman oluyor. Hazreti Ömer dönemi, hatta Hazreti Ömer onu daha sonra Medine'de Mescid-i Nebevi'de vaiz olarak tayin ediyor filan, ama daha sonra büyük böyle kıssalar anlatıyor. Yahudilikten bazıları da uydurma kıssalar da olabilir. Sonra azlediyor filan ama yine de Yahudilik konusunda Hazreti Ömer'in danışmanlarından birisi. Hatta Kudüs'ün fethinde yanında götürüyor. O Kudüs'ün anahtarını aldığında Kâb-ül Ahbar da var yanında. Demem o ki, şunu demeye çalışıyorum. Medine'ye geldiklerinde o kitaplardan aslında Medine'deki Yahudiler Peygamber Efendimiz'in peygamber olarak görevlendirileceğini, gönderileceğini aslında kendi kaynaklarından biliyorlar. Hatta bir rivayete göre milattan önce sizin de bahsettiğiniz ilk bölümde 586 yılındaki Babil kralının Kudüs'ü yakıp yıkmasından sonra bir kısım Yahudilerin Arabistan yarımasına aradısına kaçtıkları ve Hayber, Medine gibi yerlere yerleştikleri o Yahudilerin oradan geldiği bilgisi vardır. Bu Yahudilerin oraya yerleşmesinin en önemli sebeplerinden birisinin aslında bir peygamberin orada yerleşeceği bilgisidir. Öyle bir bilgi de var. Dolayısıyla kıskançlık ve hasetlik, peygamberimize inanmamalarının, ona düşmanlık etmelerinin arka planında bu var mıdır? Tarihte bunu nasıl temellendiriyoruz? Kur'an-ı Kerim'de de var bunun ayetleri. Ne dersiniz bu konuda? Şimdi bu, bir özellik olarak söyleyebilir miyiz Yahudiler? Şimdi kıskançlık ve hasetlik, yani insanda genel olarak olan bir var normalde nitelik. Yani bu, bunların hepsi aslında Müslüman olsun var, olmasın, Yahudisi olsun, Hristiyan olsun, yani insanda var olan. Evet. Ama şöyle bir şey söylerler, her şeyin azı karar, çoğu zarar diye. Bu da ona uyan bir şey doğrusu. Kıskançlığın da belli bir sınırı olmak durumunda. Şimdi tabii biraz böyle millici bir tavır var. Yani bu din bize geldi, sadece bizim kavme geldi gibi. Biz seçilmiş. Sadece evet, biz seçilmiş bir toplumuz. Peygamberler hep bize geldi. Bize topraklar vaat edildi gibi. Yani bu türlü şeyler birbirini besleye besleye artık bundan sonra gelecek olan peygamber de bizden olmak durumunda. Yani kendisini şartlandırdığı için ondan kurtulması çok zor. Fakat yani orada bir çelişki gibi bir şey seziyorum ben. Yani Hazreti İsa da İsrailoğullarından değil miydi? Hani evet. Hazreti İsa'yı neden benimsemediler? Ona neden inanmadılar? Yani muhtemelen başka sebepleri de olabilir. Hazreti İsa onların en temel vasıflarına, ki birazdan sonra onu şey yapacağız, çomak soktu. Yani Hazreti İsa'nın gönderildiği zamanda Kudüs civarını düşünelim. Biraz dinler tarihi bilgisi bu. 3-4 tane mezhep var Yahudilikte. Ferisiler, Sadukiler ve Eseniler. Zelotlar var ama daha sonra Karayiler var ama onlar biraz farklı. Hazreti İsa Esenilerden. Eseniler de biraz periferide kalan ve ruhaniyete önem veren bir topluluk. Yahudilere hakim olan o Sanhedrin dediğimiz Yahudi şeyini elinde tutan elitler ise Ferisiler. Bunlar da materyalist. Hatta ahirete inançları bile yok onların. Yahudilikte genel anlamda bu inanç zayıftır ama. Dolayısıyla mesela İncil'lerde şey vardır hep. Hazreti İsa'ya ey Ferisiler, ey engerek yılanları falan gibi böyle ifadeler geçer. Ferisilere yönelik acayip bir kötü bir tonlama vardır yani. Materyalist olarak onları öne çıkarırlar. Dolayısıyla Hazreti İsa onların aslında şeylerine, bağırlarına hançer soktu. En önemli yönlerini öne çıkardı. Açığa çıkarmış oldu ki ona, o yüzden bence. Yani ruhaniyete, maneviyete önem vererek aslında. Benim biraz yorumum o. Buradaki kıskançlık ve şeylik, yani hasetlik biraz şöyle diye ben anlıyorum. Bilmiyorum ne dersiniz. Psikolojide bugün kullanılan bir tabir bu. O yüzden kullanmak istiyorum. Kolektif narsizm denen bir şey var.
Evet. Kolektif narsistik bir yönü mü var aslında bunun? Yani bir, siz dediniz ya az önce, seçilmiş millet, vaat edilmiş, Tanrı onlara naz ediyor, bıldırcın helvası gönderiyor, kudret bıldırcın eti, kudret helvası, işte Kızıldeniz onlar için yarıyor filan. Yani acayip bir narsistik bir şey de çıkarır aslında insanda. Hayır, yani bu öyle yani, bir Tanrı bizi işte sürekli şey yapıyor yani. Öyle bir noktaya geliyor ki Tanrı'ya kafa tutuyor. Evet, yani o da bir rekabet tuhaf ediyor. bir şey esasında. Yani bu tabii onun psikologlar, ne bileyim, alanın uzmanları onun kavramını daha iyi bilirler. Ama ben mesela bu kıskançlık meselesinin yani bir belki bu narsizmin bazı kişilerde daha ileri bir boyutta olmasına bağlayabiliriz. Mesela Hazreti Peygamber'i Mekke'de neden, yani Araplar içerisinden Hazreti Peygamber'in geldiği Kureyş kabilesi içerisinden, oradaki kabileler içerisinden neden bize gelmedi de ona peygamberlik verildi şeklindeki ifadeleri Kur'an-ı Kerim'de taşınmış. Yani levla unzile hadzal Kur'an ala raculin min el qaryeteyn azim. Yani bu Kur'an neden yani bu işte vadideki diyelim ki büyük bir insana gelmedi de işte Abdullah'ın oğlu, çok fazla gücü kuvveti olmayan yani sıradan bir ailenin çocuğuna geldi. Yani Hazreti Cenab-ı Allah diyor ki ehum yaksimuna rahmete Rabbi. Sıradan da bir aile değildi. O yani sıradan derken tabii, yani Hazreti kabilesi, Peygamber'in mesela bir Ümmül Kabail aslında. Yani bir şairliği yoktu mesela. Bir zengin bir tüccar değildi. Yani tamam, kabilesi asil bir kabile ama diğerleri de diyor ki yani onun toplumdaki statüsü, yani mevcut ileri gelenlere göre daha böyle genç bir genç biri. Yani 50-60'lı 70'li yıllardaki insanlara göre daha farklı bir konum. Dolayısıyla bu insanda olan, demek ki bazı insanlarda olabilecek olan, yani şu ya da bu kavim değil, bazı insanlarda olabilen bir şey. Bunun tezahürlerini biz herhangi bir şey olmadan, herhangi bir sınırlama olmadan bazı kişilerde görülebiliyor. Peki hocam, yine rejiden arkadaşlar da soruyorlar. Ben de tabii bunu soracaktım size de, fazla hani her şeyi de ben sormuyorum. Ama rejiden şey gelince özellikle sormuş olayım. Şimdi genelde dışarıda da duyuyoruz bunu, talebeler de soruyor bize. Benim de bir cevabım var da size sormuş olayım. Niye Kur'an-ı Kerim'de zikri geçen açıkça peygamber olduğu bildiğine 25 peygamberden 3'te 2'sinden fazlası neredeyse İsrailoğullarına gönderildi? İsrailoğulları demek ki biraz daha fazla yoldan çıktı ki, veya kötü özellikleri daha fazla ki bunlara sürekli şey gönderiyor. Yoksa bu iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? Yani bir peygamberin gönderilmesi aslında bir anlamda iyi de yorumlanabilir. Birileri bunu narsistik bir şey olarak da ele alabilir. Hani evet, sürekli bizden çıkıyor peygamberler falan gibi. Ama bizde tabii sayıları bilmediğimiz bir sürü peygamberler var. Mesela ben işte Hollanda'da yaşadım. Bir espri olsun diye söylüyorum. Hani peygamberler vahyi biraz böyle yükseklerden alır ya. Hollanda'da hiç tepe yok hocam. Yani kendilerinin yaptığı tepeler var. Vahiy inecek tepe yok. Dolayısıyla vahiy gelmemiştir herhalde diyorduk biz orada, yani oraya. Ama tabii dünyanın her bir bölgesinde, her bir kavmede aslında peygamberlerin geldiğini bize Kur'an-ı Kerim ve literatürümüz bildiriyor. Ama sayıları şu kadar. Neden İsrailoğullarından çıktı bu bütün peygamberler? Mesela İsmailoğullarından hocam, aslında İsmailoğulları da yani Yahudi şeyden, yani Nuh Aleyhisselam'dan geliyor ve aslında aynı kök Hazreti İbrahim'e dayanıyor biliyorsunuz. İsmailoğullarından iki peygamber çıkmış. Salih Aleyhisselam ve İsmail Aleyhisselam. Ama İsrailoğullarına baktığımızda Hazreti Yakup'tan sonra bir sürü peygamber var. Yani bunun tabii çok belli bir cevabı yok ama herkesin kendine göre bir tahmini olabilir. Mesela denebilir ki yani böyle çok zorlu bir millet, zorlu bir millete sürekli peygamberler gönderdi ki yani onların yarın öbür gün ahirette Hazreti Cenab-ı Allah'a sunacakları bir mazeret kalmasın. Yani istemedikleri kadar, hani tabir yerindeyse, peygamber gönderdi. Tabi bunlara gelen peygamberlerin de muhtemelen ecirleri büyük olacaktır. Nihayetinde Hazreti Musa da ülül azm peygamberlerden, Hazreti İbrahim'den sonra Hazreti İsa da Hazreti
peygamber de. Yani bunlar zorlu şeyleri, zor olanı başarmış olanlar, her ne kadar belki tabileri çok olmamış olabilir ama sürekli olarak mücadele etmiş. Belki yani buradan... Yani bu çok yoldan çıkmışlıkla ilgili bir şey değil. Yani şöyle diyeyim, yani yoldan... Yani yoldan çıkmış kavimlere bakıldığında peygamber, yine peygamber gelmeden birinin yoldan çıkması... Çok böyle yoldan çıkmış kavimler var aslında dünyada, evet, o dönemlerde. Yani fesatta zirveye ulaşmış. Yani İsrailoğullar belki onların yanında daha hafif yani bakıldığında. Yani peygamber gelmeden zaten yoldan çıkmış olması çok normal bir şey. Evet. Çünkü peygamber yolda olana gelmek yerine yolda olmayana yolu göstermek için geldiğini söylemek daha belki mantıklı bir şey olabilir. Şöyle bir şey de söyleniyor. Tabii o da biraz bilemiyorum ne kadar doğru. Mesela deniyor ki yani Hazreti Peygamber'in diyelim ki Mekke'den o coğrafyadan çıkmasıyla alakalı mesela diyorlar ki yani o coğrafyaya böyle çok dışarıdan haricen fikirler, böyle felsefi şeyler çok girmiş değil. Dolayısıyla yani böyle insanların zihnini meşgul eden şeyler, düşünceler yok. Dolayısıyla ilk defa insanlar bir peygamberi saf akıllarıyla duyacaklar. Yani arka planda bir şey olmadığı için rahatlıkla kabul etme imkanları var. Bunun yanında bir de şey diyorlar, yani Hazreti Peygamber yani bedevileri, yani bizde de köylü deniyor mesela, her neyse, yani kültürsüz, gerçi yani Arapların tamamına kültürsüz demek de yanlış olur ama yani onların da hadari olanları var, bedevi olanları var ama yani yani zor şartlarda, sert coğrafi şartlardaki insanları ya da değişik işte puta tapan, ne bileyim, adeta onu inanç haline getirip ona tapan insanları yani öyle bir 23 yılda öyle bir kıvama getirdi ki dünyanın en değerli, en faydalı insanı haline getirdi. Yani belki de Cenab-ı Allah hani daha böyle eğitilmesi zor olan insanlara peygamberleri göndermiş olabilir. Allahu alem. Güzel. Tabii bunun farklı yorumları da olabilir. Allah razı olsun. Şimdi hocam biraz bundan bahsettik ama yine tekrar bir vurgulamak ben istiyorum. Bu nimete nankörlük aslında İsrailoğullarına bağlamındaki ayetlerde veya Yahudiler bağlamındaki ayetlerde çok zikredilen bir şey, söylenen bir şey. Şükürsüzlük de var burada aslında bir yönüyle, değil mi? Yani verilen nimetlere, o sarımsak, işte ne bileyim, o Kur'an-ı Kerim'de soğandır, ne istedilerse veriliyor aslında onlara. Bıldırcın eti, kudret helvası falan. Dolayısıyla ama her bir şeyden sonra da bir şükürsüzlük hali var. Bu özellikleri genel bariz bir özellik aslında, nankörlük yani. Yani bunu şöyle de tercüme edebiliriz gibi geliyor bana. Yani hani dediniz ya, İsrailoğullarına Kur'an-ı Kerim'de zikredilen peygamberler içerisinden pek çok peygamber gönderilmiştir. Dolayısıyla bunlar şu demektir, bunlar peygamberlerin gelmesi bir defa çok büyük bir nimet. Dolayısıyla onlara peygamber ve peygamberle birlikte pek çok nimet verildiğini gösteriyor. Nimetlerden bahsedilmesi de özellikle Hazreti Kur'an-ı Kerim'de bahsedilmesi ya müşriklere yahut da Medine'deki Yahudilere yönelik, bakın size, atalarınıza ne kadar nimet verdik, artık bunu görün. Ya da Mekkeli müşriklere de yine o dönemin insanı örnek gösteriliyor. Peygamberlere karşı tutumundan ders almaları isteniyor. Şimdi mesela Hazreti Nuh'la birlikte mesela yine İsra suresinin ikinci ayetinde geçiyor. Yani وَقَضَيْنَا سُبْحَانَ الَّذِي اَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ اَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنَّهُ وَالسَّمِيعُ الْبَصِيرُ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا. Yani biz Musa'ya kitabı verdik ve o kitabı diyelim ki Tevrat'ı yahut da Tevrat'la birlikte Zebur da düşünülebilir. İsrailoğullarına
yol gösterici bir rehber kıldık. O yol gösteren şeylerden bir tanesi de, talimatlardan bir tanesi de اَلَّا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ وَكِيلًا benden başka Rab edinmeyin. اَلَّا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ وَكِيلًا devamı neydi? ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ اِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا Yani yine İsrailoğullarına diyor ki, yani Nuh'la birlikte gemide taşıdığımız, hayatta kalmanızı sağladığımız insanların torunları. Yani geçmişte atalarına böyle imkanlar sunuldu. Bugün siz varsanız o atalarınızın gemide kurtulması sebebiyle varsınız. Artık bu imkanları, nimetleri görün. Gerçekten de o doğru değil mi? Yani evet. Aslında bugünkü insanlığın ataları olarak Nuh Aleyhisselam'ın oğlu, üç oğlu gösteriliyor. Ham, Sam, Yafes diye. Aslında Sam'ın oğulları hem Araplar hem İsrail oğulları. O yüzden evet. Ben bu antisemitik kelimeyi, antisemitizm kelimesi çok yanlış bulurum. Antisemitizm yanlış kullanılan ve aslında tarihte orta çağda Hristiyanların Müslümanlara ve Yahudilere yönelik tutumu bu antisemitizmdir. Onlar çünkü Yahudiler de Araplar da nedir? Müslümanlar aslında Sami milletlerdir. Dolayısıyla Hristiyanlar bunu yapmışlardır. Daha sonra bu Yahudiler bunu aldılar, tek kendilerine hasrettiler. Bu yanlış bir kelime. Etimolojik olarak da yanlış aslında. Hocam her güzelliği, her şeyi kendilerine mal etme aynen gibi öyle. Bir şey var yani. Yoksa amcaoğlu bunlar yani neticede. Evet, evet. Sami diller deyince biz Arapça, Aramice, İbranice hepsi aynı kökten gelen diller. Şimdi baktığımız zaman da hocam buradan hareketle şunu söyleyelim. Benim de aklımda şu vardı. Bu şükürsüzlük hali aslında yani biraz belki programın sonunda da bunu söyleyecektik ama şükürsüzlük, hakikaten nimete şükürsüzlük çok önemli bir fesat aynı zamanda belki bakıldığında veya Allah-u Teala'nın gayretullahına dokunacak bir şey. Nimeti veriyor. Belki Müslümanlar olarak da bugün birçok bu anlamda bunu yaşıyoruz değil mi? Bolluğa şükretmek, hamd etmek yokluğa sabretmekten daha zordur aslında. Evet. Değil mi? Bolluğun içerisinde nimete şükretmek daha zordur. Hani bu İbn-i Cevzi'nin Sabredenler Şükredenler kitabında orada daha fiyade şükretmeyi öne çıkarır değil mi şey açısından. Yani şükretmek daha zordur aslında. Evet. Bakıldığında. Bugün şükrü öne çıkaran bazı tarikatlar bile vardır. Mesela Şazeliye tarikatı şükrü temeline almıştır. Şükür etmeyi. Bolluk içerisinde şükretmeyi. Yani yokken zaten sabretmek yani zordur ama kolay yani. Yok zaten. Ama evet. Varken paranın içerisinde, bolluk imkanlar içerisinde onun şükrünü eda etmek hakikaten zor olsa gerek. Burada da bence bu vurgulanıyor. Yani aslında bolluklar içerisinde, o işte imkanlar içerisinde her şey verildi size. Bunların şükrünü de eda edemediniz. Şükür etmediniz. Nankörlük ettiniz demek bu. Burada maddi ve manevi imkanlar kastedilir herhalde. Yani bu nokta tabii önemli bir şey. Yani biz tabii konu İsrailoğulları bağlamında konuya girdiğimiz için esasında bu hani Müslümanlarla alakalı da Kur'an-ı Kerim'de şükür vurgusu çok vardır. Nitekim Bakara suresinde de işte فَذْكُرُونُ اَذْكُرْكُمْ وَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ diyor. Yani ondan önceki ayette de كَمَا اَرْسَلْنَا ف۪يكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا yani bir peygamberin gelmesi büyük bir şükür vesilesidir insanın. Hem dünyada hayatı düzene giriyor hem de ebedi alemi kazanma imkanı var. Dolayısıyla orada da yani Müslümanlara da peygamber gelmesi ve yüzekkikum diyor sizi maddi manevi olarak yani inançsızlık kirinden yahut da bedeni olarak da getirdiği ilkelerle sizi firufak hale getiriyor. Size kitabı ve hikmeti öğretiyor. Size bilmediklerinizi öğretiyor. Bu sebeple diyor yani buna binaen diyor فَذْكُرُونَ يَذْكُرْكُمْ وَشْكُرُوا لِي yani Cenab-ı Allah hatırınızdan çıkarmayın. Her daim yaratıcınız sizin gözünüzün önünde bulunsun. Yani bir şey yaparken mutlaka hani müstani davranmayın. Rabbinizi tanıyın zaten. Cenab-ı Allah da bunu istemiyor mu bizden? Yani en büyük şükür, en büyük şükür Rabbi tanımak, en büyük şükürsüzlük de onu göz ardı etmektir. Aynen.
Hocam şu Galil bin Min ibadi şekur. Bu ayetle ilgili, bu yönüyle ilgili bir anekdot var. Hazreti Ömer döneminde geçmiş. Bir bedevi, bir köylü yani pazarda gelmiş. Orada bir şey satıyor. Hazreti Ömer de pazarı denetliyor veya oralarda yani yürüyor, gözlem yapıyor. O bedevi şöyle dua ediyormuş. Ya Rabbi beni azlardan eyle. Azlardan eyle diye böyle sürekli dua ediyormuş. Elini açmış. Hazreti Ömer demiş, ne yapıyorsun sen demiş, ne demek istiyorsun demiş. Ya nasıl bir dua bu falan diye herhalde tuhaf bulmuş yani. İşte bu ayeti okumuş. Yani şey okuyun. Hazreti Ömer şaşırmış, orada durmuş. Ya Rabbi bu bedevi kulun anladı Kur'an'ı da Ömer anlamadı falan diye böyle bir şey var. Dolayısıyla hakikaten önemli bir yön bu şükürsüzlük. Belki birçok şeyin kaynağı da bu. Hatta şey vardır, Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh, meşhur alim ve fazıl, hatta tacir sahabeden diyelim, zengin. Onun meşhur bir sözü vardır. Biz Allah Resulü döneminde işte zorluklar çektik, sıkıntılar çektik, sabrettik. Evet. Ama daha sonra bolluğa erdik, şükredemedik demiş. Evet. Böyle enteresan bir şey var. Hakikaten varlığa şükretmek daha zor. Cenab-ı Hak hepimiz hakikaten varlığa şükredenlerden, hamd edenlerden eylesin diyelim. Amin. Amin. Şimdi savaştan korkmak bir diğer özellik olarak ben buraya not almışım hocam. Savaştan çekinmek, cebanet aslında bu. Evet. Korkaklık yani. Savaşmak için söz verip ant içtikleri halde korkaklıkları sebebiyle geri dururlar. Peygamberlerin savaşta yüzüstü bırakırlar. Bu gerçekten ayetlerde de anlatılan bir şey. Hani bahsettik aslında. Sen ve Rabbin git savaş diyorlar değil mi? Gidin savaşın, siz biz burada oturuyoruz diyorlar. Korkuyorlar oradaki o ülî be'es, işte ızbandut gibi veya işte güçlü kuvvetli kavimden. Ne demek istiyorlar aslında burada sizin şeyiniz? İsrailoğulların hangi yönüne işaret ediyor bu? Yani burada tabii biraz... Bu şeyde de görüyoruz hocam, Gazze Savaşı'nda da aslında İsrail ordusunun aslında savaştan kaçtığı için de müthiş bir sıkıntı yaşadıkları da söyleniyor. Yani o korkaklık işte, hatta şey var derler, İsrail ordusunda müthiş bir büyüklere takılan bezlerden takılıyormuş diye söylerler. Evet. Bu korkaklıkla da ilgili olsa gerek herhalde, belki altlarına mı kaçırıyorlar nedir? Yani hocam bu yani o sizin dünya algınızla, paralı askerlerin getirmeleri, tasavvurunuzla alakalı bir şeydir. Yani işte Müslüman dünyayı geçici biliyor. Şöyle ya da böyle bunun geçeceğini biliyor. Bir de ahiretin olduğunu ve bir takım adaletin, mutlak manada adaletin orada gerçekleşen herkesin hakkını, hukukunu alacağını, orada ebedi bir mutluluk ve saadet düşüncesi var. Ama bu yani sırf dünyaya bütün ilgisini, himmetini dünyaya odaklanıp ona değer veren insanlar elbette ki yani dünyada ölümle sona erdiğine göre bu şekilde ölümden korkmaları aslında çok doğaldır. Doğal olmayan şey yani kişinin kendi tasavvurunu, düşüncesini dünyayla, inancını dünyayla sınırlamaktır. Yani ahiret fikri zayıf olunca yahut da olmayınca dünyayı kaybetmek, her şeyi kaybetmektir. Bu çok normal bir sonuçtur. Ve Filistinli kardeşlerimizin de bu kadar metin gözükmeleri, yani diğer Müslümanları, hepimizi hayran bırakan, hepimizi şaşırtan ve imrendiren tarafı da ölümlere rağmen, ailesini, çocuklarını kaybetmesine rağmen küçük şeylere ne kadar şükrediyorlar değil mi? O kadar yani hamd makamında hamd edebilmeleri, yani biz her ne kadar Müslümanız diyorsak da o durumla sınanmadığımız için bizim ne kadar sabredeceğimiz, nereye kadar sabredeceğimizi çok kestirmemiz zor. Denenmeyince olmuyor. Hı. Ama onlar bizzat işin içinde yaşıyorlar ve bize de göstermiş oluyorlar. Biz de görmüş oluyoruz. Dolayısıyla bu ahiret inancı olmadığı takdirde yani burada böyle bir tavrı göstermeleri mümkün değildi. Doğru. Yahudilikte ahiret inancı çok zayıftır veya yok gibi bir şeydir. Evet. Aslında bu sonradan belki bu noktaya gelindi ama şu anda öyle bir noktadalar. Dolayısıyla ahiret inancı burada son derece önemli bir yer.
Tabii burada iki şeyi ben de vurgulamak istiyorum. Müslüman savaşı arzulamaz. Ama savaş da olduğunda cesaretle savaşır, cihad eder. Yoksa savaş olsun diye temenni de bulunmaz. Yani Peygamberimizin hadislerinde Tabii. de geçiyor. Savaşı arzulamayın diyor yani. Ama Esas savaş, olan savaş değildir. evet doğru, Ama arizi bir şeydir. evet. Şimdi Yahudiler ise bunun tam tersi aslında. Korkaklık bir vasıf olarak gözüküyor, savaştan korkmak. Tabii ölüm korkusu burada meselesi var. Ölüm korkusu onlarda var. Ahiret düşüncesi de olmayınca ben, hocam bu Avrupa'da şunu gördüm birçok ülkelerde. Böyle insanlar 80-90 yaşlarında bile bakıyor son derece güzel, dünyaya sarılmışlar, yaşıyorlar. Yani güzel, tamam yaşasınlar da. Bunun biraz ben ahiret düşüncesiyle ilgili olduğunu düşünüyorum. Aslında son, yani hayatın son damlasına kadar hayata tutunmak meselesinin. Bizdeki tabii bu Sevban hadisine geçen vehn denen şey var. Evet. Yani ölüm korkusu biliyorsunuz onun esas tercümelerinden birisi. Yani ahir zamana veya dünyanın sonuna doğru suyun üzerindeki köpük gibi olacaksınız diyor Efendimiz orada Müslümanlar için, değil mi? Yani bir Ağırlığınız şeyiniz olmayacak, bir kaybolacak. ağırlığınız olmayacak Evet. yani. Bunun sebebi olarak da ölüm korkusu en Evet. önemli. Dünyaya dalma ve ölüm korkusu olarak geçiyor. Yani aslında burada biraz Yahudi temayülü Müslümanlara da geliyor demek Yani herhalde hocam. evet yani zaman zaman vurgu yapıyoruz. Yani buradaki sıfatlar Müslüman'da da olabilir. Evet. Müslüman da bu şekilde dünyaya bağlanabilir. Tabii ki burada hani Müslümanlar olarak birbirimizi uyarmak durumundayız. Ama yani Müslümanların da bunlardan azade olduğunu söylememiz mümkün değildir. Hocam kibir de çıkıyor mu sizin şeyinizden, Yahudilerin bir vasfı olarak? Yani tabii kibir derken yani tekebbür Şimdi yani. mesela böyle baktığında hocam şöyle söyleyeyim. Mesela o İsrail Savunma Bakanı bir açıklama yaptı. Dünyanın insanların geri kalanına bakışla da ilgili olduğunu düşünüyorum bunun. Kendilerini bir merkeze koyuyorlar ya. Bunlar seçilmiş, işte vaat edilmiş, topraklara sahip seçilmiş bir millet bunlar. Üstün ırk gibi görüyorlar kendilerini. İsrail Savunma Bakanı dedi ki o savaşın daha ilk yıl zamanlarında Filistinliler için, tabii Müslümanlar için de aynı. İnsanımsı hayvanlar dedi. Aslında Evet. Talmud'a atıf yaptı orada. Onda böyle bir ifade var. Bakıldığında bugün Batı'da da aynı benzer bir şey var hocam. Batı biraz bu tabii Hegel'den ve Darwin'den gelen bir şey. Yani Darwin biliyorsunuz tekamül nazariyesiyle aslında fiziken batılı beyaz ırk en üstün ırk olarak ona dayandırdı. Hegel'in de hani o köle efendi diyalektiği de var ama esas tarihin lineer ilerlediği, doğrusal ilerlediği şeklindeki tezinden hareketle batılı medeniyetinin, batılı ırkın veya medeniyetin en üstün medeniyet olduğunu söylediler. Kendilerini merkeze koyuyorlar. Yahudilerde de bu merkeze koyma fikri var bence. Özcü bir yaklaşım var burada. Dolayısıyla bu kibiri de getiriyor aslında. Yani batılı o beyaz ırk aslında müthiş bir kibirli bir insan. Diğer insanları insan olarak görmeme, barbar görme, arkaik görme müthiş bir aslında kibir abidesidir aynı zamanda. Yahudilerde de var mıdır bu? Kur'an-ı Kerim'den hareketle ne dersiniz? Ya şimdi şöyle diyeyim, kendi dönemlerinde az önce ifade ettiniz, yani pek çok peygamberin gelmesini kendileri için bir imtiyaz olarak yorumluyorlar. Ve o dönemle alakalı kendilerine pek çok nimet verilmesini yine bir imtiyaz vesilesi o. Yani çarpıtarak bir algı ve yorum ortaya koyuyorlar. Kendi yorumu üzerinden de kendisini haklı çıkarmak, kendi düşüncelerinin doğru olduğunu yani empoze etmeye çalışıyorlar. Mesela İsrailoğulları için velakad nasıldı ayet-i kerime? Yani biz onlara işte ateynâhul hukme kitap verdik, hüküm verdik, nübüvvet verdik. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ Pek çok yani temiz, güzel nimetler Besinlerden. verdik. Bir de وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ Evet. ifadesi var. Şimdi yani şöyle, sanki Kur'an-ı Kerim'de onların bu düşüncesini teyit ettiğini varsayıyorlar.
Yani Kur'an-ı Kerim'e inanmamakla birlikte. Bak sizin halbuki, Kur'an'ınız bile aslında oryantalistler bunu söylüyor. Evet yani belki onlar demese bile oryantalistler bunu söylüyor. Halbuki oradaki faddallahu mutlak bir üstünlüğü ifade etmez. Yani şöyle kendilerine pek çok imkan verildiğini ifade eder. Evet. Kendilerine pek çok imkan verilmesi bunun da tabii büyük bir şükürle karşılanmak gibi bir sorumluluğu var. Yani sorumluluktan kaçıp da sadece imkanları hani kendilerinin ürettiğini ya da doğal olarak kendilerine verildiğini düşünmeleri büyük bir yanılsamadır. Burada müfessirlerimiz burada bu ayet-i kerimenin yani bu kısmını kendi dönemlerinde onlara pek çok nimet verilmesi şeklinde algılıyorlar. Yani mutlak bir üstünlük değil. Mesela diyorlar ki mesela denizin yarılması asa ile diyelim ki taşa vurularak oradan kendilerine su çıkması, çölde giderken kızgın güneşin altında bulutla gölgelendirilmeleri, yani pek çok peygamberin gelmesi, Firavun'un zulmü, yani bütün bunlar aslında kendilerine verilen imkanlardır. Fakat gözden kaçırdıkları her nimetin bir şükrü olduğu. Bu imkanların da bir imtihan oldu aynı zamanda. Evet, evet. Çünkü başka ayet-i kerimelerde de yine liyebluvakum. Liyebluvakum fîmâ âtâkum var. Yani Talak suresi. Size verdiklerimiz imkanlar içerisinde o imkanlarla siz sınamak için bunlar veriliyor. Yani böyle hani o nimetlerin, imkanların üzerine yatmak şeklinde bir tavır tabii ki doğru bir şey değildir. Yani böyle düşünmeleri onun öyle olduğunu göstermez. Ama yani, işte o sizin söylediğiniz, saydığınız bu özellikler Kur'an'da da anlatılan bu özellikler onlara müthiş bir kibir de vermiş oluyor aynı zamanda. Bir yönüyle bu hani bu şu da vardır, sayılı birkaç gün dışında bize ateş dokunmayacaktır diyorlar ya Kur'an-ı Kerim'de. Yine nahnu ebnaullahi ve ahibbâuh. Evet, yani biz Cenab-ı Allah'ın çocuklarıyız. Sevgilileriyiz yani, sevgili çocuklarıyız. Sevgilileriyiz evet. Yani evet. Şimdi bakıyorsun mesela biricik gibi kendilerine evet. Şey yapıyorlar. Bu şey ahiret düşüncelerine de yansımış. Az ahiret düşünceleri ama ahirette bile ayrıcalıklı olacaklarını söylüyorlar. Yani şey olarak dünyada da ayrıcalıklıyız, ahirette de ayrıcalıklıyız diye bir anlayışları var. Müthiş bir şey bu yani. Kibir aslında değil mi? Yani, en çok büyük... az olanlarda da böyle bir şey var aslında. Ahiret düşünceleri genelde yok. Ama tarih içerisinde belli dönemlerde ahiret düşüncesinin olduğuna dair tartışmalar da var. Yani en büyük kibir mütekebbir olan Cenab-ı Allah'ın yani tek mütekebbir odur. Yani ona kafa tutmaktır. Aynen. Yani, aynen. Mülküne ortak olmaktır. Tanrı inancıyla, Allah inancıyla başlıyor bu yanlış değerlendirme. Evet. Hocam tabii yavaş yavaş programımızın sonuna doğru da geliyoruz. Az önce siz söylediniz, ben yine not almışım. Kendilerini Allah'ın sevdiği özel çocuklar olarak bilmeleri de bir özellik olarak evet. Burada not etmişim. Ama tabii ayetin burada... devamında de ki peygambere söyle, onlara söyle cevaben فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ. Yani sizin günahlarınız, günah işlemeniz sebebiyle sizi neden cezalandırıyor o halde? Evet. Yani cezalandırmaması gerekir değil mi? Doğru yani. Bel entüm beşerun mimmen halak. Yani siz Cenab-ı Allah'ın yarattığı sıradan insanlar gibisiniz. Onlardan insan olma bakımından bir farkınız tabii ki yoktur. Yani yaratılmış mahluksunuz. Dolayısıyla her fani gibi siz de fanisiniz. Hangi ayrıcalığınız var yani? Tanrı'nın çocukları şeklindeki yani böyle bir... Şimdi şuradan hocam, şu ana kadarki anlattıklarımızı bir insanlar dinlediğinde, Müslüman kardeşlerimiz şöyle bir şeye kapılabilirler. Ya bu Kur'an-ı Kerim'de aslında Yahudilere ve İsrailoğullarına ne kadar güzel ayrıcalıklar da verilmiş Tanrı tarafından. Müslümanlara verilmeyen şeyler onlara verilmiş falan gibi bir şey derlerse ne dersiniz? Ya bir defa yani... Bazen ben şunu söylerim. Mesela bir sunum yapmıştım Belçika'da Cizvit Üniversitesi'nde. Kur'an'da Hazreti İsa'yı anlatmıştım orada. Orada Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İsa'yı anlattığınız Hazreti İsa'nın vasıfları, Kur'an'da anlatılan vasıflar Hazreti Peygamber'e bile verilmemiş şeyler var. Değil mi? Mucizeler bakımından baktığınızda.
Değil mi? Yani ruhum minhü diyor, kelime diyor, işte hastaları iyileştirmesi, ölüleri diriltmesi filan gibi. Peygamberimize böyle şeyler verilmedi gibi. Evet. Bir tanesi öyle bir şey sormuştu, söylemişti bana orada. Ya dedi, sizin saydığınız şeyler de sizin peygamberinize verilmemiş filan demişti yani. Ne dersiniz bu soruya yani hocam? Yani burada tabii gözden kaçırılan şey, burada peygamberleri belirleyen insanlar değil Cenab-ı Allah. Dolayısıyla burada bu peygamberlerin hani tamamına itibar etmek, Cenab-ı Allah'ın gönderdiği, görevlendirdiği kişiler peygamberler olması dolayısıyla. Şimdi tabii bizim hani herhangi bir peygamberin döneminde dünyaya gelmemiz kendi tercihimiz ile değil. Dolayısıyla burada yani böyle yani bedava diyelim yani öyle baştan ayrıcalıklı olmayı Kur'an-ı Kerim önermiyor. Her peygamber döneminde o peygamberle alakalı tutum ve davranışlar kişinin değerini belirliyor. Dolayısıyla o peygamberlere tabi olanlar da kurtulacaklardır Allah'ın izniyle. Hazreti Peygamber'in tabileri de, ashabı da, inananları da kurtulacaktır. Burada yani peygamberleri yarıştırmanın bir anlamı yok. Oraya geldiği zaman iş zaten mesele iman meselesinden çıkıyor, başka bir tarafa doğru sürükleniyor. Yani kendi haddimizi, kendimize düşen şey nedir? Yani bizim inanmaksa inanmaktır. İnancımızın gereği insanlara faydalı olmaktır. Yani bir peygamberle eğer övünülecekse Hazreti Peygamber'in vasıfları saymakla bitmez. Mesele o değil yani şimdi. Cenab-ı Allah'ın takdir ettiği insanları peygamberler arasında la nüferriku beyne ahadim bir rusulü bizim tavrımız budur. Yani peygamber Hazreti Cenab-ı Allah'ın peygamberler elçileri arasında bir ayrım yapmayız. Dolayısıyla birisi Kerimullah'tır. Bir başkası bir başka peygamber son peygamberdir. İşte ümmeti en çok peygamberdir. Bu bize bir şey vermez. Yani biz ümmet olarak bana bir getirisi yok. Yani evet. Ben onun ümmeti olabiliyorsam o benim için bir anlam ifade eder. Yoksa yani peygamberimizin vasıfları benim için şey değildir. Yani belirleyici değildir. Yani Hazreti Fatıma'ya Efendimizin söylediği sözü burada hatırlamakta yarar var. Yani bana güvenme diyor. Dolayısıyla hani ben peygamberin kızıyım şeklindeki bir avuntunun bir anlamı yok. Yani böyle bir şeyin. Dolayısıyla burada herkes kendi yaptıklarıyla ya da yapmadıklarıyla değerlendirilecektir. Peygamber ise bizim dışımızda Cenab-ı Allah'la kendi arasında istediği kişiyi peygamber seçer. Ona istediği vasfı verir. Önemli olan övünmek değildir. Aynı şekilde yani bugün mesela biz işte ecdadımız böyle. Tabii ki ecdadımızın hakkını teslim edeceğiz ama ecdadımızın hanesine yazılan artılar biz otururken bizim hanemize yazılmaz. Eyvallah. Yani parlak bir ecdadın tembel bir torunu olmak çok da hayırlı bir şey değildir. Eyvallah. Dolayısıyla ecdada ya da peygambere ümmet olabilmek, ecdada hayırlı güzel torunlar olabilmeye çalışmamız lazım. Tabii ki bizim misyonumuz yani şuna buna işte karşı olmak ya da şuna bunu eleştirmek değil. Bizim misyonumuz öncelikle kendimiz, sonra ailemiz, sonra civarımız, sonra da bütün dünyaya İslam'ın hani güzelliklerini sunabilmek. Esasında bizim yani inanmayanlara da karşı bu anlamda vazifelerimiz var. İnananlara karşı da pek çok vazifemiz var. Yani biz Müslümana da yapabilirsek, faydalı olabilirsek, yani onun güzel bir yol tutmasına vesile olabilirsek, bu da değerli bir şey. Yahut da bir gayrimüslimi Müslüman olmasına vesile olabilirsek de, bu da dünya ve içindekilerden daha hayırlı bir hadisedir. Dolayısıyla bizim yani amacımız öncelikle tabii ki zulme karşı durmak imkan nispetinde bunu
elimizden geldiği imkanlarla yapabilmek ama onun ötesinde iyilikleri de ulaştırmak, güzelliklerle de tanıştırmak. Tabii ki bu hani sözde olan bir şey değil ama herkesin kendi dairesinde, kendi gücü nispetinde bunları yapabilmesi esasen hani ümmet olmanın da bir gereğidir diye düşünüyorum. Eyvallah. İhsan Hocam, tabii çok birkaç not daha var. Mesela diğer insanlarla alay etmeleri, küçümsemeleri meselesi var ki bunu ben biraz daha güncelliyorum. Dünyayı yön veren medya, sosyal, dijital medya, yapay zeka çalışmaları genelde Yahudilerin elinde. Dinlerle, Müslümanlarla özellikle alaylar, karikatür krizleri, birçok şeyler, Peygamberimizle, Kur'an'la yakma hadiselerinde buna şey yapıyorum, bu alay. Peygamberimiz zamanında da vardı, Kur'an da bunu bize anlatıyor. Sonra lanetlenmiş bir kavim olduğuna dair şeyler var. Lanetlenme meselesi var ki buna çok giremedik. Evet. Değil mi? Yani lanetlenme de aslında önemli bir şey Yahudilere. Yani karakteristik özellikler anlamında. Ama şunu tabii ben burada belirtmek isterim esas itibariyle. Bir de şu dost edinmeme meselesi var, veli edinmeme meselesi var. Buna alimlerden bazıları şey diyor, hani işte bir insanın karısı olsa, değil mi? Yani Hristiyan ve Yahudi bir karısı olsa onu dost edinmeyecek mi, onu sevmeyecek mi manasında da söyleyenler var. Onlar tabii itiraz şeylerinin dışında kalan şeyler. Yani o kavramla alakalı tabii belki bazı ayetlerde o anlama gelebilir ama sadece evliya ya da veli kelimesine dost manası takdir etmek, o şekilde algılamak çok eksik bir şey. Eyvallah. Orada esasen yani siz kendi hakkınızdaki kararları Müslümanlar olarak gayrimüslimlere, Müslüman olmayan kişilere bu karar yetkisini vermeyeceksiniz. Eyvallah. Demektir. Eyvallah. Yani buradaki tevelliden gelen bir şey. Dolayısıyla işte Müslüman, Müslümanın hamisidir. Ama Müslüman, Müslüman hakkında iyi rüya görür ama sizin dininize muhalif olan biri sizin hakkınızda iyi rüya görmez. Dolayısıyla karar yetkisi sizde olmalı. Eyvallah. İhsan Hocam, evet. Bitiriyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Güzel bir program oldu. Ağzınıza sağlık. Eyvallah. Değerli seyirciler, bu akşam programımızda son davette İhsan Kahveci, Doktor İhsan Kahveci dostumuz hocamızla birlikteydik. Kur'an-ı Kerim'deki Yahudilerin, İsrailoğulların temel karakteristiklerini konuştuk. Aslında burada konuştuklarımız ve konuşamadıklarımız bazı özellikleri ki bunların sayısı epeyce var. Aslında bugün Müslümanlarda da görülebilecek bir takım şeyler. Nitekim Kur'an-ı Kerim'deki Müslümanlarla ilgili, müminlerle ilgili ayetlerde bunlar da vurgulanıyor. Dolayısıyla Müslüman'da da bugün Yahudileşme eğilimi, bu karakterlere uyduğunda, bu özelliklere uyduğunda Hristiyanlaşma eğilimi, Mecusileşme eğilimi, Oryantalistleşme eğilimi, işte Şiileşme eğilimi gibi birçok şey sayabiliriz. Dolayısıyla Cenab-ı Hak bizleri istikamette ve doğru yolda, sırat-ı müstakim üzere, ehli sünnetin geniş dairedeki çizgisi üzerinde yürümeyi bizlere nasip müyesser eylesin. Evet. Seyrettiğiniz için, bizlerle birlikte olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Rejideki kardeşlerimize de teşekkür ediyorum. Bizlere teknik ekip olarak yardım edenlere de teşekkürlerimi arz ediyorum. Bir sonraki programda buluşmak üzere diyorum. Allah'a emanet olun.